Evet sevgili bayisteverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 24 Nisan Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hedef 8'de 8 olarak yola çıktık, bakalım inşallah öyle olur. 8 maçımız var, 8'ini de her zaman dediğim gibi 1 ile 2, 3 ile 4 diyorum ben. Bu kupon şansı tabii. Bu şekilde kombinleyerek inşallah buradan kaç 4 kupon çıkar, 3'ü tutsa gayet güzel, Allah bereket versin diyelim. Öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar sizlere, aşağıda yazan Instagram hesabımızdan bizleri takip edin mutlaka. Çünkü burada videonun başında çok fazla hani yatanı tutanı anlatıyoruz ya, şu maçta şöyle oldu, bu maçta böyle oldu. Orada paylaşıyoruz zaten hem yatan maçlarımızı hem tutan maçlarımızı, YouTube performansımızı, hem sizlere önerdiğimiz ikili kuponlarda hangileri tuttu, hangileri yattı. Ve iddia bilir uygulamamızda yine yatan ve tutan kuponları Instagram hesabımızdan raporunu veriyoruz. Onu da isteyenler kuponlaştırmak için yine sevgili Serdar Göktaş, Derman Bulut, NBA ve futbol kuponlarıyla ve benim kuponlarımı görmek için Google Play ve Apple Store'dan iddia bilir uygulamamızı indirebilirsiniz. Ceplerinize cüzi bir miktarla, tabi o da uygulamanın masrafı olarak. Bu tanıtım videosunu şuradan izleyebilirsiniz ve hafta sonu için yine Ahmet Hoca ile birlikte yaptığımız geniş kuponlarımız var. Yüksek oran denemelerimiz oluyor biliyorsunuz. Yeni formatımız 3. bölümü yayınlandı. Ahmet Hoca'nın cumartesi pazar maçları, benim bir cumadan, gerisi cumartesi pazar. Şuraya yönetmenim koyar önerilenleri, onu da mutlaka izleyin. Kafanıza yatan maçlar varsa oradan dörtlü, beşli, altılı çipet pet yapıştırın kuponlarınıza yani. Onu da mutlaka izleyin, her hafta yüksek oran kovalıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Yine Toto videolarımız Ahmet Hoca ile ve Derman Hoca ile yine izleyebilirsiniz. Canlı yayınlarda hafta içi 1,5-2 saat kadar hem bol sohbetli, eğlenceli, gayet güzel yayınlarımız geçiyor. Yine sizlerin videolarıyla da eşlik ettiği güzel bir formatımız var Toto'da, canlı yayında tahminler. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da sizlere oraya da bekleriz. Yine katıl butonundan bizlere destek verirseniz kanalımıza destek olmuş olursunuz, sponsor olmuş olursunuz yayınların sizlere ulaşması için ve Şampiyonlar Ligi'nde canlı yayınlara özel katıl üyelerimize yapacağımızı ilerleyen zamanlarda hatırlatalım. Diyelim şimdi çarşamba maçlarını yönetmenim ekrana hızlı hızlı koysun. Çarşamba günü ne yaptık? Hangi kuponlarımız yattı? Hangileri tuttu? 10 maçımızın 6 tanesi sadece başarılı oldu. Çok da iyi geçtiği söylenemez. Ekranda siz incelersiniz. Ben tek tek bakmayayım. Söylemeyeyim yani sizlere. Perşembe gününe baktığımız zaman biraz daha iyi gibiydi. Çünkü 9'da 6 yaptık bu sefer. Yani Alanya'nın varı geldi ama Kasımpaşa Başakşehir'in gelmedi. Başakşehir attığı golden sonra Kasımpaşa çok yüklendi ama bir türlü golü bulamadı. Ondan sonra Roma 6, Atalanta'da yine klasik karşılıklı gol varımız. Atletico Madrid'de maç sonu 1 ve 4,5 altımız geldi. Bunları kombinlediğinizde zaten 4, hani 1, 2, 3, 4 kombinleyin diyordum ya. 3 ile 4. kombinimiz geldi. 5 ile 6. maçın kombini geldi. Biri 2-7 oran herhalde. 2.7, biri 2-20 orandan. Ondan sonra 8'de 9 gelmemiş oldu. Çünkü Barcelona maçında çok gol oldu. Yeneceğini söylemiştik ama 4,5 alt demiştik. Yani vasat bir hafta içi geçirdik diyebiliriz. Çok fazla vakit kaybetmeyin. Dediğim gibi Instagram hesabımızdan bunları takip edebilirsiniz. Postlardan ve hikayelerden, ama oraya da yine like'larınızı, bir kalbinizi koyarsanız, bir yorum morum bir şeyler yazarsanız en azından Instagram hesabımızı da dolandırıcıların spamları altında olmaktan kurtarmış olursunuz. Desteğinizi bekliyoruz efendim. Burada değinmediğim maçlar oluyor tabii. Cumartesi pazar çok fazla maç olduğu için. Şimdi benim ilk maçım Konyaspor Hatayspor mücadelesi. Hemen yönetmenim ekrana versin, hızlıca başlayalım. Bu maçla ilgili tahminlerimizi genelde yüksek oranlı tahminlere gitmeye çalıştım. Ben klasik düz tercihlere gitmeye çalıştım. Özellikle liglerin sonları yaklaşırken bazıları şampiyonluk için, bazıları Avrupa'ya katılmak için, bazıları yine düşme potasından kurtulmak için her türlü her şeyini veriyorlar. Savunma güvenliğini biraz daha arka planda bıraktıklarını görüyoruz takımların. Bu anlamda burada değinmediğim maçları dediğim gibi iddiabilir.com web sitemizde ücretsiz olarak yine 8-10 tane, 12 tane maç paylaşıyorum. Orada da kafanıza yatan tercihlerden değerlendirebilirsiniz. İlk başta en çok güvendiklerimi tabii bültenimi almaya çalışıyorum. Şimdi baktığımız zaman Konyaspor muazzam bir maç oynadı. Rizespor'la deplasmanda 2-0'da öne geçmişken skoru koruyamadı. Daha sonra geriye düştü 5-2 ve daha sonra 5-3 yaptı. İnanılmaz bir halı saha maçı gibi bir maçtı onlarda. Ve Hatayspor'da Antalya'yı yine öngördüğümüz gibi maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak tek başına bile değerlendirmiştik uygulamamızda 2.45 orandan. O da ekrana gelmiştir, görmüşsünüzdür zaten. İlhan Palut'la beraber Konyaspor yine yani şey sonuçlar almaya, dengesiz sonuçlar almaya devam ediyor. Güven vermiyor ama yine ileri uçta, yani dediğim gibi etkili oluyorlar, gol bulabiliyorlar ama defansları çok sağlam değil ki Hatayspor karşısında. Bu çok büyük sorun yaratacaktır onlara. Her ne kadar Hatay'da Mamedyuf cezalı olsa da Akintola gibi, bu Penza gibi oyuncularıyla mutlaka gol bulacaktır diye düşünüyorum. Konyaspor'un da yani puan durumuna da baktığımızda evet kendini kurtarmış gibi görünse de yine de puan ve puanlara ihtiyacı var diyebiliriz. Hatay'da sonuçta Avrupa'yı hedefliyor, yukarılara çıkmaya çalışıyor. Onlar da elinden geleni yapacaklardır. Bu anlamda cumartesinin ilk maçı olan 13.30'da oynanacak bu mücadelede
Havalar da güzelleşti. Gayet güzel, zevkli, tempolu, güzel bir maç bekliyorum. Her iki takımın da birbirine gol atması sanki 1.62 orandan değerlendirilebilir gibi, ama maç 1-1 ya da 2-2 de kalabilir diye, bakın, yüksek oranlı tercihlerimi de söylüyorum ekstradan. Bunu sistem kuponlarınızda ya da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Mesela maç sonu 0'ı 3 orandan tek başına değerlendirebilirsiniz. Sonuçta ikili üçlü kupon yapıyoruz ya. Zaten 2-2.5-3 civarında oluyor. O yüzden bu MBS1 olarak da bu maçta ben gollü 1-1 ya da 2-2 gibi bir beraberlik bekliyorum. Aynı fikirdeyseniz maç sonu 0'ı da 3 orandan MBS1 olarak, yani MBS1 tekli oynanan maçlar, minimum maç sayısı anlamında değerlendirebilirsiniz diyelim. Wolfsburg-Dortmund mücadelesi ikinci maçımız. Almanya'da yine günün zevkli, güzel geçmesini beklediğimiz maç. Yine Dortmund'un maçlarına her zaman değiniyoruz biliyorsunuz. Her ne kadar bizi Union Berlin maçında yanıltsa da yine üste gitmeyecek maç değildi o maçta. Kaçan golleri zaten burada yatan ya da tutan maçları ya özetini izleyin. Yani kendi maçın kendisini izleyemiyorsanız bile daha sonra mutlaka özetini izleyin. Wolfsburg'da yine Bayern Münih karşısında gollerini attı. Bizleri yanıltmadı. Stuttgart karşısında galibiyetini aldı. Hücumda oldukça kuvvetli, yine Avrupa'yı zorlayan çok güzel bir Wolfsburg var. Bu maçla ilgili Wolfsburg'la Dortmund arasında oynanan maçlarda dikkat çekici bir istatistik var. Ama tabii o bu sene için geçerli değil, ama yine de gözümden kaçmadı, söyleyeyim dedim. Son 10 maçlarında, aralarında oynadıkları 2016-2017'den beri son 10 maçlarında Wolfsburg'un Dortmund'a golü yok arkadaşlar. Bakın 3-0, 3-0, 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 2-0, 2-0. Hep sıfırlar Wolfsburg tarafı yani. İçeride dışarıda son 10 maçtır yenememiş, ama tabii o Wolfsburg bu Wolfsburg değil artık. Wolfsburg çok kuvvetli. İleri uçta özellikle kreatif oyuncularıyla birlikte. Sakat cezalı olarak Stephen orta sahada sakat. Wolfsburg'da, Dortmund'da da Hummels'in cezalı olduğunu görüyoruz. Defansta zaten güven vermeyen, her zaman kazanmasına güvenemediğimiz bir Borussia Dortmund var. Bu anlamda Wolfsburg'u ile golüyle beraber iki takımın golünü değerlendirdim yine ben. 1.38 orandan yine gollü bir maç olmasını bekliyorum. İsteyen 2.5 üstü de gidebilir, ama yine burada da 2-2 gibi, hatta gollü bir beraberlik bekliyorum. Wolfsburg'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Dortmund'un yenemeyeceğini düşünüyorum. 3.40 gibi yüksek bir orandan yine MBS1 olarak ya da sistem kuponlarınızda öneriyorum. Dediğim gibi 2-2 gibi gollü bir beraberlik bekliyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Parma-Crotone mücadelesi. Evet, geçen maç Crotone bizleri yanıltmış olabilir, ama hani Sampdoria maçında gollere gitmiştik, ama Sampdoria Ranieri ile birlikte oynadığı mücadelede, yani sistemine bağlı olarak, oyun sistemine bağlı olarak golü attıktan sonra biraz da boşlukları kapattı. Crotone boşluk bulamadı. Zaten düşmüş bir takım ve rahat oynuyor. Hep gollü maçlar çıkartıyordu biliyorsunuz. Şimdi direkt rakibiyle oynayacak Parma. O da büyük ihtimalle düştü. Hani matematiksel olarak sanki çok şanslı yokmuş gibi böyle üst üste galibiyetler alması lazım, ama belki bir tık hala şansım var diye oynayabilirler. Yine iki takımdan da açık bir oyun bekliyorum ben. Baktığımız zaman çok önemli sakat cezalıları da yok gibi görünüyor. Bu sefer Crotone hani bir maç gol atamadı, ama bu sefer Parma'ya da gol atabilir. Gollere eşlik edebilir en azından. Burada da karşılıklı gol var. 1.48 oranıyla değerlendirilebilir, ama isteyen üstte de gidebilir. Çünkü 1.42 gibi güzel bir oranı var. 2.5 üstünün de maçın 1-1'de kalmayacağını düşünüyorum ben. Onu da söylemiş olayım. Onun dışında dördüncü maçımız West Ham mücadelesi. West Ham Chelsea mücadelesi. Yine bizleri yanıltmayan takımlar bunlar. Bu mücadelede de yüksek oranlı bir tercihim var. West Ham'ı biliyorsunuz form durumu gayet güzel. Arsenal'le 3-3 berabere kaldıktan sonra Wolverhampton'ı yendiler, Leicester'ı yendiler ve son mücadelede Newcastle karşısında ya inanılmaz mücadele ettiler. Böyle maçı izlediğiniz zaman görüyorsunuz. Hani kırmızı kart gördüler, yenik duruma düştüler, bırakmadılar mücadeleyi. Hatta ondan sonra 2-2 yakaladılar son dakikada yedikleri golle. Ama mücadele güçleri, o yaptıkları mücadele beni çok etkiledi ve Chelsea karşısında da mutlaka yine aynı şekilde oynayacaklardır. Suçek gibi yine formda oyuncuları var. Jesse Lingard özellikle ve Bowen, Antonio gibi tehlikeli oyuncuları var. Chelsea her ne kadar Tuchel'le birlikte defansı iyi yapmaya başlasa da burada West Ham çok fazla zorlayacaktır. Toto'da da vardı bu Londra derbisi biliyorsunuz. Orada da değinmiştik tehlikeli bir maç diye. Tercihimizi yine o videomuzda zaten görmüşsünüzdür. Orada taraf yapıyoruz mecburen. West Ham'da defansta cezalı Dawson oynayamayacak ve Rice yine cezalı sakat oynayamayacak. Orta sahada Chelsea'de Thiago Silva şüpheli görünüyor, ama burada Chelsea defansını zorlayacaktır diye düşünüyorum. Chelsea'de Manchester City'yi kupada yendikten sonra Brighton karşısında zorlandı ve 0-0 berabere kalmıştı. Burada ben West Ham'dan da gol bekliyorum. Chelsea'de de gol atar diye düşünüyorum. Güzel de oran vermişlerken 1.72 gibi güzel bir orandan karşılıklı gol varı değerlendirebiliriz. Taraf bahsine girmemekte fayda var. Sürpriz çıkabilir, berabere kalabilir, ama iki takım da gol atacaktır. En az bir biri var diye düşünüyorum. İnşallah goller kaçmaz, direklerden dönmez. Bu son zamanlarda bir kaleci devleşiyor. 7 artıya gidecek. Mesela en son Ajax Utrecht maçını hatırlıyorum. Utrecht'in kalecisi gerçekten muazzam bir maç çıkardı. Hani
Böyle 7-2 falan bitecek maç 1-1 de kaldı. Gerçekten ya kaleciler ya direkler ya hakemler bir şekilde bir damga vuruyor ama inşallah gollerimiz gelir, aksilik olmaz diyelim. Beşinci maçımız Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt mücadelesi. Yine senede bir kere, iki kere, üç kere yanıltan takımlardan biri Frankfurt bizi Gladbach karşısında kötü oyunuyla yanıltmıştı. İyi de oynamadı, yine pozisyonlar buldu ama hani bu sene gol atamadığı ikinci maç oldu. 4-0 yenildi ama daha sonra Augsburg karşısında hafta içi telafi etti. Yine uygulamamızda maç sonu 1 ve 1,5 üstle değerlendirmiştik bu mücadeleyi. Leverkusen'de yeni hocası geldikten sonra yine çıkışa geçti ama Bayern Münih karşısında varlık gösteremediler. Şimdi her ne kadar iki oyunun iki tarafını da ya daha doğrusu hücum tarafını daha iyi oynayan takım defansta yine açıklar veriyorlar ama ben Eintracht Frankfurt'u daha kaliteli, daha göze hoş gelen, daha güzel oyunuyla beğeniyorum biliyorsunuz. Beni takip edenler Frankfurt'u beğendiğimi bilirler. Frankfurt'ta Rode cezalı, orta sahada oynayamayacak Sebastian Rode. Leverkusen'de önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Yine klasik her iki takımın da birbirine gol atabileceği ideal tercihten karşılıklı gol vardır. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkes aynı düşünüyordur herhalde. 1.32'den bu alınabilir ama şöyle bir şey de yapılabilir. Ben yine Frankfurt'un deplasman 2.5 üstüne şey deplasman 1.5 üstüne güveneceğim. Yine 1.80 oran açmışlar. Gladbach karşısında gelmemişti ama deplasman 1.5 üst 1.80 oranıyla kazandırabilir gibi. Onun dışında yine yüksek orandan bir tercihim de olacak sizlere. Ben Frankfurt'un maçı 2-1, 3-1, 3-2 ayarında bol gollü şekilde kazanacağını düşündüğüm için MBS1 olarak ya da sistem kuponlarınıza önerebileceğim maç sonu 2 ve 2,5 üst olacak. Frankfurt'un bu mücadeleden galip geleceğini düşünüyorum. Gollü bir maç sonrasında onun da oranı 3-20 şeklinde. Bakın 3-20 zaten favori olan Leverkusen burada 1.95 açılmış. Frankfurt'un tek başına galibiyeti 2.45 o da değerlendirilebilir ama ben biraz daha yükselttim sistemde ya da tekli kullanabilelim diye. Tam 3.20 orandan 2 ve 2.5 üst değerlendirilebilir. Tabii bizim söylediklerimizin daha altına gidebilmek için de sadece maç sonu 2 ya da 2 ile beraber 1.5 üstte kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ideal tercih karşılıklı gol var olacaktır diyelim. 6. maçımız Denizli Spor Sivas Spor mücadelesi. Bu da Toto'da olan bir mücadeleydi. Maçlarını izlediğimiz zaman görüyoruz ki Denizli Spor hala bırakmamış ama böyle yani Rode Egan'ın ayağına bakıyor biraz duran toplarda yine güzel bir frikik golü attı. Yine Sagal gibi yetenekli oyuncuları var. Elinden geleni yapıyorlar. Son çırpınışları Ali Tandoğan da geldi biliyorsunuz. Sivas Spor'da yine muazzam oyunuyla Konya'yı yenmişti. Gençler Birliği karşısında güzel bir geri dönüş sağladı. Beşiktaş karşısında da yine çok pozisyona girdi. Sivas bu anlamda yani geriye bile düşse her an skoru değiştirebilecek oyuncuları, kaliteli ayakları, kreatif oyuncuları var ve bu anlamda yine gollü bir maç vaat ediyor bana. Belki Denizli de eşlik edebilir. Oğuz Yılmaz cezalı Denizli Spor'da, Sivas Spor'da herhangi bir sorun görünmüyor. Gollü, zevkli, tempolu oynanacak bir maç bekliyorum ben. 1.65 gibi güzel bir orandan, yüksek orandan 2.5 üst önereceğim. Yine 1-2-1-3 gibi bir Sivas Spor galibiyeti çıkabilir. Yine tekli olarak yapabileceğiniz ya da sistemde değerlendirebileceğiniz MBS1 olarak da değerlendirebilirsiniz. Maç sonu 2 ve 2.5 üstünü burada da önereceğim. Ben 2.65 gibi yine güzel bir oranı var. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim son iki maça. Ha, ben böyle sırayla gidiyorum ama bunları ben kombin olarak sizlere şu şekilde öneriyorum. 1 ile 2. maçı kombinleyebilirsiniz. Hepsi ortalama 2-2.5 oran yapıyor. 3 ile 4'ü kombinleyebilirsiniz. 5 ile 6 kombinleyebilirsiniz mesela. İşte Denizli Sivas'ın 2.5 üstü ile de Leverkusen Frankfurt'un karşılıklı gol varını kombinlerseniz zaten 2 küsur oran yapar. Şimdi gelelim 7 ile 8. maçımıza. Dediğim gibi ben özellikle bizim ligde ve diğer liglerde de şampiyonluk yarışında ve düşme anlamında çok mücadeleci, çok zevkli defansın genelde arka planda kaldığı çoğu zaman bir maçlar bekliyorum. Özellikle belli bir dakikasından sonra ilk gol geldikten sonra kopmalar bekliyorum. Şimdi Beşiktaş-Kayserispor mücadelesine geldik. 7. maçımız. Larin'in son durumu hakkında bilgi verdi kulüp. Cuma günü itibariyle oynayamayacağı hakkında, tedavisine başlandığı hakkında tabii Larin zaten Aboubakar'ın yokluğunda çok fazla faydalı olamıyordu. Aboubakar'la beraber faydalı oluyordu. Aboubakar da zaten sakat. En az 2 maç oynayamayacak. Belki 3 maç kaçıracak. Cenk'in de sakatlığı var. Beşiktaş için çok talihsiz bir durum bu. Tam da şampiyonluk yolunda üst üste puan kayıpları ve sakatlıklar yaşıyorlar. Kayserispor'da da Sapunar kadro dışı bırakılmıştı. Campagnaro'nun sakatlığı devam ediyor ve Avramovski orta sahada cezalı durumda. Kayserispor'da da yine Hamza Hamzoğlu normalde hücum futbolunu benimseyen bir hoca ama burada Beşiktaş'a karşı belki biraz temkinli başlayabilir. İki takım adına da çok zorlu bir mücadele olacak. Dediğim gibi biri şampiyonluğa gidiyor, biri düşme potasında can derdinde. Bu anlamda Beşiktaş'ın da böyle eksikleri varken Kayserispor'un da zaman zaman etkili olacağını ve bu pozisyonlardan birini gole çevirebileceği senaryosu üzerinde durarak ben karşılıklı gol varı önereceğim. 1.67 orandan hani Beşiktaş yense de gol yiyecektir ya da bir sürpriz çıksa da yine Beşiktaş da gol atacaktır diye düşündüğüm için bana makul geldi ve oranı da yeterli ve yüksek açmışlar bana göre. 1.67 orandan karşılıklı gol var öneriyorum. Onun dışında taraf bahsi açısından özellikle bizim ligimizde çok tehlikeli skorlar, sürprizler çıkabilir. O yüzden hiç girmeye gerek yok. Yine düz olarak
Normal ideal tercihlerden devam edelim diyorum. Son maçımız Antalya Spor Galatasaray mücadelesi. Yine tahmini zor bir mücadele. Dengesiz iki takım. Zamanında Antalya güzel defans yapıyordu ama artık defansta da düşmeye başladı konsantrasyonları ve hatalar yapmaya başladılar. Gollü maçlar çıkarıyorlar. O Sivas'ta oynadıkları 4-2'lik maç. Hadi Kayseri'yi arada 1-0 yendiler ama Rize karşısında 3-2'lik maç ve son olarak Hatay'a yenildikleri 3-2 maçtan bahsedebiliriz. Burada defansif anlamda nasıl hatalar yaptıklarını izleyenler görüyorlardır. Galatasaray Trabzon karşısında son dakikada attığı şans golüyle yine şampiyonluk şansı anlamında matematiksel olarak en azından hala yarışın içinde diyebiliriz. Yine kazanmak için oynayacaklardır. Antalya'ya da geldiler. 2 gün önceden kampa girdiler. Burada hava ve saha şartları gayet müsait. Güzel futbol oynanacaktır. Antalya Spor'da eksikler var. Gökdeniz Bayraktar var. Bazı belirsiz oyuncular var ama Nuri Şahin falan oynayacaktır. Galatasaray'da Falcao, Muslera, Muhammed hala sakat görünüyor. Onun da 2 hafta olmadı mı bilmiyorum. 7-8 gün mü bu karantina süreci bitmedi mi? Covid'di Muslera, Muhammed oynamayacak görünüyor ama bilmiyorum. Onyekuru yine sakatlığından dolayı oynayamayacak Yedlin'le beraber. Burada nasıl bir maç çıkabilir? Antalya Spor'un ben tabii maçı ilk başlarda kitleyebileceğini düşünüyorum. O ayrı mesele. Çok düşük oranlara gitmek istemedim. Hani böyle ilk yarıda çok fazla gol çıkmayabilir. Evet ilk yarı 1.5 alt denenebilir 1.35'ten. Evet ama ben yüksek orana gittim. Galatasaray yense de yenilse de hani burada 1-1-2-1 civarında bir skor çıkabilir ama iki takımın da birbirine gol atacağını Galatasaray bir şekilde gol yiyor biliyorsunuz yani defans hatalarında. Muslera da bir yerde yetersiz kalıyor. Galatasaray da bir şekilde yine gol bulacaktır. Galibiyet yönünden hiçbir tarafa girmeyelim. Yine sürpriz de çıkabilir son zamanlarda bu maçlarda. O yüzden yine Beşiktaş maçı gibi 1.67 gibi güzel bir oran açmışlar. Karşılıklı gol var. Bence neden olmasın değerlendirilebilir. Bu ikisini birleştirdiğinizde yine gayet güzel 2.5'un üstünde oran alırsınız diye düşünüyorum. 8 işte maç seçtik. 8 de bence gayet güzel kafama yattı. İnşallah hedef 8'de 8. 4 kuponumuz birden tutar diyelim. Geri kalan maçlar yine iddiabilir.com web sitemizde ve iddiabilir uygulamamızda. Like'larınızı, beğenilerinizi gönderirseniz tabii bizlerden fayda sağlıyorsanız like'larınızı gönderirseniz seviniriz ve yorumlara da siz de güvendiğiniz maçları ve özellikle Beşiktaş, Kayseri ve Antalya Galatasaray maçı hakkındaki skor tahminlerinizi yazarsanız seviniriz efendim. İnşallah kazançlı bir hafta sonu olur diyelim. Hepinize bol şanslar. Kendinize özellikle sağlığınıza çok dikkat edin efendim. Hoşçakalın.